Evet arkadaşlar geçen geçen çekilişte hesap inceleme kazanan arkadaşım bugün hesabını inceleyeceğiz. Sırasıyla ilerleyeceğim. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Çok uzamasın diye. Bir de arkadaşım bazı sorduğu sorular da vardı. Onlardan da biraz bahsedip daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşın sorduğu sorulardan bazılarına cevap vereyim. kat elimde kategori 3 Elime daha doğrusu kategori 3 bileti gelecek demiş. White Fox'a falan kullanmayı düşünüyorum demiş. Kardeşim açıkçası o bileti kime kullandığının çok da bir önemi yok. Çünkü karakterleri kasmak oyunda eskiden olduğu kadar zor değil. Ve bir karakteri kategori 3'e basarken karakterin kendi biyometrini de kullanmadığın için en azından kategori 2'den kategori 3'e kadar kasarken ee, o yüzden hani kimi kullandığının bir önemi yok Yani özel karakter olmasına gerek yok Herhangi bir karakteri kullanabilirsin Biraz senin zevkine kalmış ee, Bunun dışında Elinde bir potansiyel geliştirme bileti varmış Onu kime kullanayım diye sormuş İşte hayalet panterimi VV mi kullanayım diye sormuş ee, Kardeşim ben Kardeşim şu an gelemem kusura bakma ee, Ben senin yerinde olsaydım Yani Senin hesabın benim hesabım olsaydı ee, yani ben şahsen hayalet panteri kullanırdım. Ee, ama Wave de kötü bir seçenek değil. Wave de güzel ama mevzu şu biraz da. Şimdi Wave'i sen hemen hemen bütün karakterleri kullanabiliyorsun. Özellikle kahraman karakterleri kullanabiliyorsun. Ee, bu yönden güzel ama hayalet panter metalar için, şu anda oyunda bulunan metalar için daha iyi bir seçenek. Yani Jingrei olsun, hayalet sürücü falan olsun onlar için daha iyi bir seçenek ama e, istiyorsan tabii Wave'de e kullanabilirsin. O biraz sana kalmış, senin zevkine kalmış. Hani e, işte güncel özellikle ateş saldırısı yapan, ateş hasarı veren karakterleri e, kasmayı planlıyorsan ya da kastıysan e, hayali sürücü kullanman daha mantıklıdır. Yok onları kasmadıysan eğer o zaman Wave biraz daha mantıklı olacak. Bunun dışında bir de ışın süper kötü lazım olduğundan bahsetmiş. Malekit kullanıp onunla mı idare edeyim demiş, e, onu mu kasayım demiş yoksa işte e, Magneto'yu mu kasayım? Zaten kostümü de gelecek falan demiş. E, kardeşim ben kesinlikle Malekite yönelmeni tavsiye etmem. E, bence Magneto'yu kas. Zaten Magneto'nun kostümünün gelmesine de herhalde çok bir vakit kalmadı. E, yani tarihi net hatırlamıyorum ama herhalde o da kısa bir zamanda gelecek diye düşünüyorum. O yüzden onu kasıp şimdiden hazırlaman daha mantıklı olur. Bunun dışında başka ne sormuştu ona bir bakayım. Evet baya bir soru sormuş arkadaşlar. Yani o Okudum ama hepsini aklımda tutmam pek mümkün değil. Şeyden bahsetmiş bir de. Ee, Loki falan kasmayı düşünmüyorum demiş. Bence mantıklı bir karar kardeşim. Loki'den şu anda oyunda daha iyi karakterler var. Loki de gayet başarılı bir karakter ama daha iyi karakterlere yönelmen senin için daha iyi olur. Özellikle hesabın daha hızlı gelişir. Ee, bunun dışında işte e, şeyden bahsetmiş özellikle. Ee, kristali nasıl kasarım, altını falan nasıl kasarım e, diye sormuş. Kardeşim bunu burada açıklamam çok uzun sürer. Çünkü hangi moddan ne kadar kazandığın falan e, değişiyor. E, her birine teker teker değinmem lazım. Onun için ben videolar çekmiştim. E, kanala bak. E, Bulamasan da arama kısmına yaz işte kristal ya da altın diye çıkar büyük ihtimalle. E, oralardan bakıp e, nasıl daha hızlı işte kasabileceğini falan da görmüş olursun. Bunun dışında son bir defa daha bakayım arkadaşlar sorduğu bir şey var mıydı diye. Bir de CTP kasma mevzusunu sormuş nasıl daha hızlı elde ederim diye ve arkadaşlar bunun için de benim videom var kanalda ee, onun için de yine oradan bakabilirsiniz bu arkadaşlar baksın belki bu videoların daha güncel bir versiyonunu çekebilirim arkadaşlar çünkü üzerinden baya bir vakit geçti bir de bazı modlara da işte CTP falan eklediler o yüzden tekrardan bir video çekmem gerekebilir. Ee, yani onu istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz zaten ama e, ona o arkadaşa tavsiye bu videoları izlemesi olur çünkü dediğim gibi çok fazla mod var hepsini burada açıklarsam video bitmez. Ee, sanırım arkadaşlar bahsedeceklerim bu kadardı sorular hakkında bir de işte hani geliştirilmesi gereken karakterleri falan sormuş ki zaten onu incelerken değineceğim şimdi ilk olarak bir kılıçlardan başlayalım. Ee, arkadaş bahsetmişti zaten kılıçlarda daha dengeli gitmeye çalıştığından e, ki fena da değil. Yani arkadaşlar şey de e, tercih edebilirsiniz kılıçlarda. İşte ikinci seçenekten yeşil renk getirip oradan bir saf kötülere karşı hasar artışı yakalayıp diğer renkleri de biraz odaklanmaya da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda full renk gitmek de mantıksız sayılmaz. Yani full sarı, full turuncu falan filan diye de gidebilirsiniz ama benim özellikle oyun başlarında e, ilk seçeneği İlk seçenek bana daha mantıklı geliyor oyun başlığında çünkü elde etmesi daha kolay işte ikinci seçenekten yeşil getirirsiniz saf kötü özelliğini alırsınız sonra her bir kılıçtan birer tane takarsınız adam akıllı geliştirirsiniz o şekilde sizi biraz idare eder belki oyunun ileri safalarında full renk yapmaya da çalışabilirsiniz İşte full mavi full yeşil full mor falan diye gidebilirsiniz. O da biraz tercih bağlı ama kılıçları fena görünmüyor bence. Bu şekil devam edebilir ama o dediğim tavsiyelerden birini de uygulayabilir. Zaten kılıç videolarında bahsetmiştim. Kartlarından biraz bahsedelim. 3 tane pre kartı var. Ee, evet. Arkadaşlar ben bu kartları mesela ilk olarak bu 3 pre kartı da şimdilik uyandırmasını tavsiye ediyorum. Full yıldızlarını açmasını tavsiye ediyorum. Buralardan güzel özellikler getirip hesabını daha hızlı kasabilir. İleride daha fazla pre kart gelince de eline e, bu normal kartların da yerine takıp daha da hesabını geliştirebilir ve pre, aldığı prekartlar da aslında oldukça güzel prekartlar kötü prekartlar değil taktıkları. E, o yüzden ben burada bir yanlışlık göremiyorum. Hani özellik falan özellikleri falan belki biraz düzeltmesi gerekebilir. E, alt seçeneklerden saldırı hızı dışında pek kullanışlı sayılmaz. Daha iyi seçenekler getirebilir buralardan. E, şöyle normal kartları geçiyorum arkadaşlar onu, onu zamanla değiştirir zaten de. E, Crescent kartına bakacak olursam da alt yani 7 seviye gelmiş çok güzel ama alt değerli de kötü arkadaşlar. Bence 3'ünün de değişmesi. Yani kaçınma bir nebze iyi ama daha iyi seçenekler var e, getirebileceği. O yüzden buralara biraz odaklansa iyi olur. Son olarak yeni Avengers kartında da alt taraf baya iyi gelmiş ya. bu, bu dursun kardeşim şimdilik. Altı seviye gelmiş alt değerler de baya güzel gelmiş. Bu kartın gayet sağlam şu anlık. Kart etkileri konusunda da arkadaşlar zamanla saldırı hızı ve kritik oranını artırsın. Kritik hasarı bu seviyede bir hesap için şimdilik fena değil. Güzel. E, tüm temel saldırı tabii ki olabildiğince yüksek tutmak lazım. Daha da artırsın zamanla. Savunma yok saymasını yani şu anlık güzel ama biraz daha artırırsa iyi olur. YPS seviyesine göre gayet iyi. Kaçınması gayet iyi. Bekleme süresi de yani bu seviyede işini görebilir ama zamanla artırması gerekecek yani bir bekleme süresini %35'lere savunma yok sayma %45'lere falan çekmesi onun için yararlı olur. İşte saldırı hızında bir ne bileyim 35-40'lara doğru zamanla tabi hemen değil de olacak şey değil zaten hemen. ama zamanla böyle gitgide yükselsin. Kritik oranı gene 35-40 kritik hasar aynı şekilde. O şekil o şekil yavaş yavaş artıracak. Biraz karakterlerinden bahsedelim. Henüz kategori 4'ü yok bu arkadaşın ama onu da zamanla yapar zaten çok e, zor bir iş değil. Dormanmayı falan atlamasın, baş düşman e, atlamasın rahatlıkla yapar. E, Ant-Man'i 80'e kasmış gayet doğru. Güzel bir karakter baş düşmanla çünkü özellikle zaten bu seviyelerin e, baş düşmana önem vermesi gerekiyor. Baş düşman çok önemli ve baş düşmanda da sağlam karakterler lazım. E, ant de bu konuda doğru bir seçim. E, enerjisi tipinin alt tarafını fullerse daha iyi olur. %140 yerine %200 getirirse daha iyi olur. Ee, fiziksel saldırı falan filan. Gayet başarılı aslında. Vuru seçimleri de. Güzel. Şurada bir enerji saldırısı var. Bunu fiziksele çevirse daha iyi olur. Evet. Enesmen'e bence gayet iyi ya. Çok bir sıkıntısını göremedim. Ee, Iron Man güzel. Güzel bir şey takmış. Dikil taş takmış. Yani kaçınma oranı da olur. Kritik oran da olur alt tarafta dikil taş olarak. Ama bu da gayet güzel diyebilirim. Bunun dışında... Evet. <laughs> bayağı Odin urusu takmış. Şimdi <laughs> benim e, her zamanki tavsiyelerimden biri şu arkadaşlar, Odin urularını her zaman gelişmiş slotlara takmaya çalışın. Mesela buradaki Odin urularından biri gelişmemiş slota koyulmuş. Odin urularından maksimum ve e, şey, e, verim almaya çalışın. Yani güçlendirilmiş slotlara koyarsanız normal urulardan daha iyi iş yapacak. Ee, hani ona dikkat etmesi lazım. Bunun dışında bir de Iron Man yani tamam oyunun başlarında aslında güzel bir karakter ama bence bu kadar odaklanmasa daha iyi olurdu yani diğer karakterlere de çünkü zamanla odaklanacağı için. Ama genel anlamda Iron de beğendim diyebilirim arkadaşlar. Yani eee Captain America yani 80'e eğer ki 80'e kasmakta problem çekiyorsa malzeme kıtlığı falan çekiyorsa, zamanını alıyorsa bence Captain America karakterini kasmasın. Daha iyi kasabileceği karakterler var. E, ama yok ben seksine rahatlıkla kasabiliyorum derse de a, Captain America'da düşünülebilir. Ama bence kasmasın. onu öte yandan Sharon kasılabilir kostüm alalım. Ama eğer kostümünü almayı düşünmüyorsa da kristal kıtlığı çekiyorsa hiç kasmasın bu karakteri. spider kasmasını tavsiye ederim. PvP'de gayet işini görecek. O da gayet güzel. Alt tarafı fullerse daha iyi olur ama bunun dışında saldırı epe çok güzel. Gayet doğru bir gelişim arkadaşlar. Evet. Gayet de mantıklı takmış zaten. Devam edelim. Şöyle Thor vardı değil mi? Thor'a bakalım. Evet. Yani normal hasar artışlı bir dikili taş Thor'da korkarım iş yapmayacak arkadaşlar. Çünkü e, Thor hiç hasar dostu bir karakter değil. Tıpkı Iron Man'e taktığı gibi bir dikili taş takabilir eğer elinde C tipi yoksa. E, bunun dışında gayet iyi aslında. Uruları falan da Evet genel anlamda Uru ve Iso'lardan yana da çok sıkıntı çekmiyor. Mantıklı yerleştirilmiş. Ee, Cyclops'a Sezgi takıp kullanması yeterli olur. Hani onun dışında çok aslında uğraşmasına gerek yok bu karakterle. Hani geliştirmekle uğraşmasın Sezgi taksın bir kenara bıraksın. Karnıç ee, karakterini PvP'de kullanabilir. Son kostümü var ama... Artefakta artefakt olmadan bu karakter hemen hemen hiç iş yapmayacak. O yüzden artefaktını elde etmeden bu karakteri geliştirmesin. Shuri karakterine gene sezgi takıp kullanabilir ama son kostümü daha iyi olur. Doktor Ahtapot çok doğru bir seçim kasmak açısından çok sağlam bir karakter. Bu karakteri de kısa zamanda e, kasıp kullanmasını tavsiye ederim. Gamora yani güzel bir karakter. Doktor Ahtapot kadar değil belki ama gene kullanılabilecek bir karakter. E, ama bu karakteri yani baş düşmanla falan kullanır anca ya. Yani e, Spider-Gwen ya da Luna'yı kasana kadar da kullanabilir aslında ama e, yani Luna'nın son kostümü olduğunu zannetmiyorum. Gene bir bakalım şöyle ama hatta elinde Luna karakteri var mı ondan bile emin değilim. Şöyle bakayım. Yani Luna karakterini göremedim sanki. Siz gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar ama benim gözüme takılmadı. Şöyle bakayım. Yok Luna karakteri yok. O zaman şey yapacak. Spider-Gwen'i kasacak mecburen. Yani e, Luna olmadığı için şu karakteri mutlaka kasman lazım kardeşim. Luna kostümü de artık zaten bir sene var. Bir de paralı bir kostüm zaten. Alması da kolay değil. E, Luna olmadığı için ben bu, kost, bu karakterin kostümünü alıp kasmanı tavsiye ederim. Bence Gamora ile hiç uğraşma. Shadow Shell yani kasmış da artık kullanışlı bir karakter değil ya. Bu karakterlerle de hiç uğraşma bence. E, Valkyr gayet güzel. Sezgi de takılmış. Alt değeri fullersen daha iyi olur ama tabii... Arkadaşlar illaki dikeli taş kıtlığı da çekiyordur. Hani değişim atmak için bulamıyordur falan. Normal olabilir. Ben bunu zamanla yapmasını söylüyorum. Zaten hemen yapılacak bir şey değil de. E ee, işte zamanla bulursa bu alt tarafları 20 lese daha iyi olur. %20 yaparsa daha güzel olur. Valkür şey Valkür diyorum pardon. Wasp karakterini işte şeyde kullanır. Diğer Dünya Savaşı'nda falan kullanır. Kostüm de almış. Gayet güzel. Dursun. Kullanırsın bu karaktere Destek olarak. Doctor Strange. Zaten eski kostüm var hiç uğraşma. Black Bolt karakterini kasabilirsin. Hayır, hala güzel bir karakter. Kategori 3 atmanı tavsiye ederim. Sörsü falan geçebilirsin. Nick Fury çok güzel bir karakter. Kategori 3 atabilirsin. Hayalet Pantar karakteri. de takmışsın. Çok güzel. Direkt kas bu karakteri. Onun dışında yani Wolverine'in artefaktını bulursan eğer kostümünü alıp kas. Bulamazsan artefaktını beklet. Baya ee, bayağı sağlam bir karakter PvP'de. Edin Warlock'tan sonra en sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ki elinde Adam Warlock var mı? O da yok. Ee, olmadığı için bu karakteri kasman baya iyi olur bence. Ee, artefaktını bulduğun gibi kas bu karakteri. Bulamasan da artık Spider-Man'e yönelirsin biraz. Ee, Storm'a şimdilik çok gerek yok bu oyunun bu seviyelerinde. Moon Knight belki kasılabilir. She-Hulk'ı kasmanı tavsiye ederim. Oldukça başarılı bir lider. Aynı zamanda ittifak Savaşı'nda kendi bölümü de var. Bunun dışında Green Goblin kesinlikle kas yani ben kaç videoda bahsettim bundan çok önemli bir karakter diye. Mutlaka kasıp kostümünü alman lazım. Loki'ye bence şimdilik çok gerek yok hele falan gerek yok. Cable belki kasılabilir ama kasması zor bir karakter olduğu için oyunun bu aşamalarında kasmasan da olur. Hani hesabın henüz hani çok geliş gelişmiş bir hesap olmadığı için zorlanacaksın kasmakta. O yüzden biraz daha geri planlara atabilirsin. Belki kolosuz kasılabilir. Destek amaçlı kullanmak adına. Onun dışında tonosu falan şimdilik girme bence. Şöyle bakıyorum. Taskmaster kasabilirsin. Çok güzel bir destek. Hayalet sürücü kostümünü de almışsınız. Kesinlikle kas. Hatta 80'e kadar rahat kas ee, teklemeden direkt ee, kas bu karakteri. Baya önemli bir karakter. Captain Marvel karakterini kesinlikle kasma tavsiye ederim. Çok sağlam bir karakter. White Fox karakterini kasabilirsin. Güzel bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında şöyle bakıyorum önemli bir karakter var mı diye. Belki Mysterio destek amaçlı kasılabilir ama daha önemli karakterler var kasman gereken Nick Fury gibi destek açısından. Onlara yönelmen daha mantıklı olur. Ondan sonra gözümden de kaçmasın da şöyle bakıyorum. Ne kasılabilir diye. Evet buralar biraz önemsiz. Yani Robo Reis'i de derdim de dediğim gibi daha önemli karakterler olduğu için kasması gereken bu karakter de şimdilik es geçebilir. Evet. Yani buralarda çok önemli karakterler yok gibi. Belki Demir Yürek falan olabilir ama yani dediğim gibi arkadaşlar çok daha önemli karakterler var kasması gereken. O yüzden bunları şimdilik bence es geçsin. Ama hani benim başta tavsiye ettiğim, tavsiye ettiğim karakterler eee yukarıda bahsettiğim karakterler işte hayalet sürücü, yaptım Marvel bunların önden kasılması lazım. Taskmaster olabilir gene. Ondan sonra Spider Gwen, Green Goblin kesinlikle kasılması lazım. İşte She-Hulk, Hayalet Pantoro, Wolverine artefaktını bulursa mutlaka kasması lazım. Nick Fury kasılabilir gene. Black Bolt olsun ne bileyim. İşte Spider-Man'i falan 80 yapabilir. PvP kanadının sağlam olması lazım. Hani bunlara biraz yönelebilir. Ve sanırım arkadaşlar bahsedeceklerim de bu kadardı. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.